Güzel ahlaklı, dindar genç postanede çalışıyor, herkes onu iyi kalpliliğiyle tanıyordu. Ofisinin önünde ağlayan genç bir kız gördü. Neden ağladığını öğrenmek için yanına gitti. Genç kız, yıllar önce babasının hasta annesini boşadığını, annesinin ilaçlarına yardım etmesi için mektup yazıp gönderdiğini, günlerdir cevap beklediğini, ancak görevlinin onun adına mektup gelmediğini söylediğini, ne yapacağını bilmediğini söyledi. İyi kalpli genç kıza cebinden çıkararak bir miktar para verdi. Alması için rica etti. Babasının mektuba cevap göndermediğini, çünkü yazıları mektubun günler sonra değil, birkaç dakika sonra bile ulaşabileceğini söyleyerek ikna etti. Genç kız uzatılan parayı alarak mektup gelir gelmez en kısa zamanda borcunu geri ödeyeceğini söyleyerek gence gülümsedi ve postaneden ayrıldı. Masasına döndüğünde genç kızla aralarında geçen konuşmayı arkadaşına anlattı. İş arkadaşı onu suçlayarak, "Bu iyi kalpliliğin başına dert açacak bir gün. Ben o kızı kaç gündür ağlarken görüyorum ama hiç acımadım. Çünkü onun tek bir kelimesine bile inanmıyorum." dedi. Ertesi gün genç kız postaneye geldi. Gülümseyerek gençten aldığı borcu verdi ve "Ona haklıydın. Babam mektubuma cevap yazmamış. Annem için endişelenip içinin rahat etmesi için dün geldi. Biraz da para bıraktı. Çok teşekkür ederim size." dedi. Genç adam kızın sesinden ve güler yüzünden etkilenmişti. Ondan annesinin sağlığını arada sormak için telefon numarasını istedi. Genç kız telefonu olmadığını, ancak komşusunun telefonundan ona ulaşabileceğini söyledi. Genç adam telefon numarasını verdikten sonra kıza telefon alması için para vererek, kalbi küt küt atarak kızı yolcu etti. Olanları gören arkadaşı ona, "Onunla konuşman haram. Çünkü o senin mahremin değil. Onunla tek kalman doğru değil. Pişman olursun sonra." dedi. "Bu kızın seni kandırmasına izin vermeyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, mümin, mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir." dedi. Genç arkadaşının sözlerini önemsemeyerek, kız onu aradıktan sonra gece boyunca konuşmaya başladı. Bu günler, aylar sürdü. Onunla buluşuyor, annesinin ilaçları için gereken miktarı veriyordu. Senelerdir biriktirdiği paranın hepsini kıza harcadı. Bundan daha kötüsü, vakit namazlarını vaktinde kılmıyor, işinde hata yapıyor, çoğu zaman da gitmiyordu. İş arkadaşı evine giderek ona, "Bazen hayatımızda sevdiğimiz, bağlandığımız şeyler olur. Onsuz yaşayamayacağımızı düşünürüz. Çok beğendiğimiz ve vazgeçmek istemediğimizde asıl şeye geç kalabiliriz. Sana gerçek bir hikaye anlatacağım." İki arkadaş yüksek bir binanın çatısında resim çiziyordu. Resmini tamamlayan arkadaş diğerinin tabelasına bakmak için arkasına döndü. Çok beğenmişti. Tekrar tekrar dönüp bakıyordu. Hissetmeden çatının kenarına kadar gelmişti. Arkadaşı onu öyle görünce bağırmak istedi. Ancak sesinden panik olur da düşer diye bağıramadı. Boya kovasını alarak arkadaşının çizdiği resmin üzerine döktü. Arkadaşı öfkeyle ona doğru bağırarak koştu. "Neden böyle yaptın?" diye sorunca, "Biraz daha beğenerek baksaydın aşağı düşüp ölecektin." dedi. "Bugün sana kesin ve doğru haberle geldim. Sevdiğin kız diğer arkadaşlarımla da aynı şeyleri yaşamış. Annesi seneler önce vefat etmiş, babasıyla yaşıyormuş. Kendine gel, işine geri dön. Kur'an'a ve zayıflayan imanına yeniden dön." dedi. Adam arkadaşının söylediklerine inandı. Numarasını telefonundan silerek onu hayatından çıkardı. Allah'a karşı işlenilen günahların kayıp ve hüsranla sonuçlandığını anladı. Pişman olup tövbe ettikten sonra bu ihlaslı, samimi arkadaşının kardeşiyle evlendi. Bu acı deneyiminden sonra kendisine geldi, zedelenen imanı tazelendi. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
Yaşlı adam oğluyla oturuyordu, sohbet ederlerken birden kapı çaldı ve genç kapıyı açmaya gitti. Kapıyı açar açmaz garip bir adam selam vermeden içeri girdi. Yaşlı adama dönerek, "Allah'tan kork ve bana olan borcunu öde. Sana gereğinden fazla sabrettim. Sabrım tükendi artık," dedi. Genç babasını böylesine kötü bir durumda gördüğü için çok üzüldü. Öyle üzüldü ki gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve adama "Babamın sana borcu ne kadar?" diye sordu. Adam 90 bin liradan fazla diye cevap verdi. Genç "Babamı rahat bırak, ben vereceğim paranı Allah'ın izniyle." diyerek adamın istediği meblağı toparlamak için odasına gitti. Fakat kendisinde çalışırken maaşlarından biriktirdiği 27 bin lira vardı ve bu parayı sabırsızlıkla beklediği evlilik için biriktirmişti. Fakat babasının sıkıntısı onu derinden etkilemişti. Genç odasından çıkıp yanlarına geldi ve adama "Bu para babamın borcunun bir kısmı. Ona hayır duada bulun, geri kalanını da en kısa zamanda ödeyeceğim Allah'ın izniyle." dedi. Babası ağlayarak adamdan parayı geri oğluna vermesini, oğlunun bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledi fakat adam babasının bu isteğine karşı çıktı. Genç babasına yöneldi ve alnından öperek "Babacığım, sen bu paradan daha kıymetlisin." dedi. Ertesi gün genç yorgun bir halde işteyken arkadaşı ziyarete geldi ve ona "Dün büyük iş adamlarından biriyle beraberdim ve benden güvenilir, güzel ahlaklı, başarıyla vereceği işi yürütebilecek yeteneğe sahip birini aramamı istedi. Bense bu niteliklere sahip senden daha iyi birini tanımıyorum. Bu işe ne dersin?" dedi. Gencin çehresi sevinçle doldu. Akşamleyin genç ve iş adamının randevusu vardı. Adamın içine sindi, onunla çalışmak ve şu anki maaşının ne kadar olduğunu sordu. "Maaşım 5000 lira diye cevap verdi genç. Sonra adam gence yarın gidip istifasını vermesini ve maaşının bundan sonra 15000 lira olacağını söyledi. Sonra kar komisyonu, konut yardımı, modern stil bir araba ve durumunu düzeltmesi için 6 aylık maaşını peşin vereceğini ekledi sözlerine. Genç bu sözleri duyunca ağlayarak "Her şey çok güzel olacak babacığım," dedi. İş adamı gence ağlamasının sebebini sorunca genç 2 gün önce olanları anlattı. İş adamı ise acilen babasının borcunun ödenmesi için talimat verdi. İşte bu anne babasına güzel davrananların ödülüdür. Ma indakum yanfad ve ma indallahi baq ve lenecziyennellezine sabaru ecrahum bi ahseni ma kanu ya'melun. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون